Önce bir ekranlarınıza bir gelsin. Arkasından Seher'le fotoğrafla ilgili soracağım sorular var. Gelsin bakalım fotoğraf. Sen bu fotoğrafı daha önce gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Gördüm ben. Nerede, neden açıklama? Görmedim demiyorum, bak gördüm diyorum. Ne zaman gördün? Farklıdan görmedim ama. Ne zaman gördün? Yakın gördüm. Zaman mı? Evet, gördüm. Biri seninle paylaştı o zaman fotoğrafı. Açıklamak istemiyorum ben ama gördüm. Ha, yalan söylemiyorum, gördüm yani. Bu ama yakın gördüm. Zamanda gördün. Gördüm. Bir hafta, görmedim, iki hafta, üç hafta içinde mi gördün? Evet. Peki gördüm. Ne biliyorsun, fotoğraf nerede çekilmiş? Olay yerinde çekildiğini biliyorum. Faruk çektiğini, Faruk tarafından çekildiğini biliyorum. Peki. Faruk'un fotoğrafı kime gönderdiğini biliyor musun? Yani evet. Sen söyler misin, ben mi söyleyeyim? Ben de açıklamak istemiyorum. Size açıklarsa saygı duyuyorum. Görmedim demiyorum. Gördüm. Faruk sürekli seni belgelemiş, fotoğraflarını çekmiş. Ya ben bu fotoğrafı hani çekildiğini bilmiyordum ben. Çekildiğini bilmiyorsun. Aynen, bilmiyordum. Ben arabada sadece o fotoğraf olduğunu düşünüyordum. Hani benim ilk aldığında beni o fotoğraf olduğunu düşünüyordum. Bu fotoğraftan haberim yoktu benim. Peki o kişi sana bu fotoğrafı seninle paylaşıyor. Ama Faruk fotoğrafı seninle paylaşmıyor. Evet. Çünkü görmedim Faruk'tan ben. Hani o an çektiğini bile hani durumu görürsün, fark etmedim zaten. Hı hı. Böyle fotoğrafını çektiğini gelip de bana söyleme zaten. Hı hı. Ama arabada çektiğini hani biliyorum. Burada kaç tane fotoğraf çekildi? Ambulansın içine girdi mi, çekildi mi? Fotoğrafları bilmiyorum. Varsa da benim haberim yok. Bu fotoğrafı kim çekti? Ya Faruk çekmiş herhalde. Sonra kime göndermiş? Açıklayalım mı? Faruk ifadesinde ne diyor? Şoktaydım. Fakat şokta olan adam, böyle üzülen bir adam o fotoğrafı çeker mi? Sana soruyorum ve samimiyetine güvenerek soruyorum. Çekemez. Olayın şokuyla falan. Olayın şokuyla bunu çekti diyelim. Farkında değil. Derdi ne? Derdin ne olduğunu bilemem. Hani o tarafları çekip neyi belgelemek istiyor, neyi göstermek istiyor bilemem. Bir şeyi belgelemek istiyor ama, değil mi? Seninle beraber akıl yürütelim. O sırada sen bu fotoğrafın çekildiğinin farkında değilsin. Farkında bile değilim. Ben bu fotoğrafı hiç olduğunu bile bilmiyordum. Hı. Ben sadece arabadaki o fotoğraf olduğunu biliyordum. Hani ilk bindiğimde. Fotoğrafın olduğunu bilmiyordum ama gördüm ve yakın zamanda gördüm, evet. Peki Faruk bu fotoğrafı savcılığa vermemiş. Gizlemiş. Onun Faruk'u sorulmak gereken bir şey. Verip niye verip vermediğini. Neden gizlemiş sence? Ama birine göndermiş, birazdan açıklayacağım. Seher biliyor aslında, ya da aynı kişiyi mi bilmiyorum. Önce sen söyler misin lütfen Seher'cim? Ama o zaman o kişiyi hala koruyorsun. Ya koruduğum bir şey yok abla. Bana bir bilgi verip de hani ben buraya gelip de sosyal medyada paylaşmak zorunda değilim Ali. Hani gördüm mü fotoğrafı? Gördüm yakın zamanda. Görmedim deyip de geçerli. Ama olay sırasında ben. 29 Nisan'da sonrasında Faruk, ben senin orada yerde yatarken fotoğrafını çektim. Yok yok, hiç. O fotoğrafı da ben birine gönderdim. Adı da şu dedi mi, demedi mi? Demedi. Ama sen yakın zamanda biri seni aradı, bir anladığım gördüm kadarıyla. Hani paylaştı, ben de gördüm. Hı. Yalan değil Ali. Gördüğünü söylüyorum. Peki paylaşan kişi sana bu fotoğrafla ilgili ne anlattı? Bir şey anlatmadı. Ben sadece hani fotoğraf attım. Bazı şeyler söyledi. Bu fotoğrafla ilgili sana ne paylaştı? Ya fotoğraf çekilmiş, hani bu durumdayım mıydın dedi. Hani ben de evet dedim. Ne demek bu durumdaydın? Ne anlamaya çalışıyor fotoğrafı sana gönderen kişi? Hani ne anlatmaya çalışıyor ya da ne söylemeye çalışıyor bilmiyorum hani. Ya bu fotoğrafı haberin var mı senin dedi. Ben yok dedim. Şimdi bu fotoğraf kimde var? Sadece Faruk'ta var. Evet. Ve Faruk fotoğrafı birine veriyor. Ama önce ilk olay olduğunda bu fotoğrafı çekiyor, senin fotoğrafını. Sevgili oldukları iddia edilen, aralarında ilişki olduğu iddia edilen evli bir kadına gönderiyor. Yani Fatma Nur'a gönderiyor. Sen biliyor muydun?
İlişkisinin olduğunu bilmiyordum gerçekten. İddia bu. İlişkisi olduğu iddiası İlişkisi var. Sevgili olduğunu söyleniyor. Onların kendisi özel hayatı karışmam. Çünkü o gün normalde şunu söylemişti Fatma Nur'da. Ben işte servis için işte görüştüm. Ehliyetle evet. ilgili bilmem ne için görüştüm. Onu yaptım, bunu yaptım. Bir sürü yalanlar söyledi Fatma Nur. Ama aslında o gün onlarca defa konuşuyor. Dakikalarca konuşuyor. Evet. Ve iddiaya göre de aralarında bir duygusal yakınlaşma var. Öyle ki o sırada senin fotoğrafını çekiyor. Fatma Nur'a gönderiyor. Bunu biliyor muydun? Yok. Bana bu fotoğraf hakkında hani bunlar dendi. Hani senin haberin var mı bu fotoğraftan? Hani böyle fotoğrafı çekilmiş. Ben haberim yok dedim. Hani arabada çekildiğim bir fotoğraf vardı, çekildi. Onun haberim var. Peki bu fotoğrafı sana gönderen kişi bu fotoğrafı aynı zamanda Fatma Nur'a gönderdiğini ve savcımıza da vermediğini söyledi mi? Yok yok. Evet. O kadar şeye girmedik. Hani. Şu anda bu dosyalarda bu fotoğraf yok. Gerçekten hani sizden hani bir şey yapayım. Bilmiyorum. Ben hani Sayın Savcım ve herhangi birisine verildiğini düşünüyordum. Yok hayır, Sayın Savcımız da yok. Böyle bir fotoğrafı Fatma Nur'a neden gönderdi sence Faruk? Aranda ne var ne yok bilemem oğlum. Niye gönderdi, niye göndermedin de bilmiyorum ben şahsen. Bir fikrin vardır ama zeki bir kızsın. Zekilik de ablandan değil abla. Hani konuşuyor mu zaten? Konuştuğunda atmıştır yani. Bizim öğrenci insanı meraklıdır. Hani at, ne var, ne var. Bundan da olabilir. Hani başka bir şey varsa bilmiyorum şahsen aralarında. Peki savcımıza ifade verdiğinde Fatma Nur bu fotoğrafta niye bahsetmiyor? Onu Fatma Nur'a sorulacak soru abla. Neden bahsedip neden bahsetmeden bilmiyorum. Bir şey mi gizliyor, bir şey mi saklıyor, birisini mi koruyor? Ona sorulacak bir şey. Beraber beyin fırtınası yapıyoruz. Karşılıklı düşünüyoruz yani. Onun adı o. Neden Fatma Nur'la paylaştı sence? Bir fikrin var mı? Meraklı olduğu için mi sadece? Ya olabilir Allah'ım. Meraklı olup belki başka nedenleri vardır. Ya bilmiyorum başka hani ne olabilir hani. Meraktan olabilir. Ben bunu hani bana paylaşıldığını ben Sayın Savcı'nın bildiğini sanıyordum bu fotoğrafın haberi var. Fatma Nur'a seni göstermek istemiş. Ve Fatma Nur bunu gördüğü halde sonrasında aynı servise gidiyorsunuz. Yani evet. oturuyorsunuz. Seni arayıp neden geçmiş olsun demedi. Telefon numaramız bile yok birbirimize. İnsan alır ya böyle bir şeyde. Aynı servise gidip geliyorsun. O süreç... Faruk'tan alabilirdi ve sana geçmiş olsun diyebilirdi. Yani numaramı değiştirdim o süreçte abla. Belki ondan olabilir. Hani o süreçte kimse telefon numaramı yok. Ya Selen'le küçücük bir yer. Evine gelirdi geçmiş olsun derdi sen. Olabilir abla dediğin gibi. Hiç ama... gelmiyor. Yani hiç kimse hani dedim. Şimdi fotoğraf karesine baktığımızda Faruk bir şeyleri belgelemeye ve seninle ilgili bir algı yaratmaya çalışıyor. Yaratmaya çalıştığı algı da şu. İşte sana sahip oldu, sana zarar verdi. İsmail. Faruk'un anlattığı şey şu o hep Seher. Sen diyorsun ki İsmail'in bir girişimi oldu ama başarısız oldu. Ben de onu taşla kafasına vurdum, yaraladım, evet. pansuman yaptım, oradan kaçtım. Ve olayın gerçekleşmediğini söylüyorsun. Evet. Ben kendimi korudum. Faruk'un söylediği ve yaydığı şey şu. Bu olay gerçekleşti. İsmail sana zorla sahip oldu. Ve sürekli arkasından da sana da şunu söylemeni istiyor senden de. Bu çocuk kendi hayatına son verdi. Zaten ben oradan ayrılmadan önce de kendi hayatına son vereceğini bağırarak söyledi. Doğru mu? Doğru abla. Peki bu fotoğrafta ilk ambulans geldiğinde mi bu seni yere yatırdılar hatırlıyor musun? Ambulans geldiğinde yok yok yere o anda zaten yerde mi neydim herhalde zaten şeyini tam olarak net olarak bilmiyorum ama geldiğinde ambulans hani zaten muayene yap bilmem bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Yerde muayene ettiler seni. Evet evet. Bayılmış mıydın peki sen o sırada? Baygın değildim ama hani şeydim hani o psikolojikte kötüydüm yani. Şimdi Faruk ifadesinde diyor ki senin ambulans geldikten sonra bayıldığını söylüyor. Öncesinde bir kötü olmadığını söylüyor. Yok yok bayılma gibi bir şey yoktu abla orada. Hani sadece hani o an... Burada baygın mısın? Olayı hatırlamıyor musun? Yok hayır hayır baygın değilim abla. Heh. Baygın değilim. Baygın değilsin. Baygın gözlerin değilim. Kapalı. Aynen aynen. Yo, şeyden... Mental olarak zaten psikolojik de bitmiş durumdaydım ama baygınlık gibi bir şey yoktu yani. Şimdi fotoğraf sol taraftan çekilmiş ama yoğun kanı burada göremiyoruz. Sağ tarafta duruyor gibi. Ama diğer fotoğrafla yan yana getirebilir misiniz arkadaşlar? Diğer fotoğrafı da bir dörtlü kadraja geçin onu da bir ayarlayın. Onunla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum.
Faruk, bak Taner ifadesinde diyor ki senin yerde olduğunu, Faruk ve Sinem'in seni teselli ettiğini söylüyor. Taner'in ifadesinde. Aa, en çok teselli eden Sinem'de. İkisini yan yana görmek istiyorum arkadaşlar. Böyle değil. Dörtlü kadraj, yerdeki haliyle oradaki. Evet böyle. Teşekkürler Aca. Ama bu diğer fotoğrafa baktığımızda ben o kadar yoğun kan göremiyorum. Göremiyorum biliyor musunuz? Şey söyleyebilirim. Tamam, siz bakın inceleyin lütfen onu. Sen yerdeymişsin. Faruk ve Sinem seni teselli ediyor. En çok yalan değil Faruk Sinem ama. Faruk ifadesinde diyor ki ambulans geldikten sonra bayılmışsın sen. Yok, bayılmak gibi bir şey değil. Orada hani sakinleştirmeye çalışırlardı bana. Bayılmak gibi bir şey yok abla. Peki bayılsam Faruk neden bunu söylüyor? Ambulans geldikten sonra senin bayıldığını söylüyor. Yok, bayılmadım. Belki hani gözümü kapattığımda hani ondan söylemiş olabilir ama bayılmak gibi bir şey yok. En çok teselli var. Şey yapan Sinem'di yani. Sinem abla diye yalan değil bak. Gerçekten bir şey olmaz, takmayan düzelir, hani hallolur, babanla biz konuşuruz, sıkıntı yapma. Yani en çok teselli o verdi. Aslında yürüyecek durumdasın. Buradan seni ambulansa mı aldılar? Aynen. Ambulansın içine beni dediler. Ondan sonra hiç kimseyi görmedim zaten. Ama Faruk'u görüyorsun. Faruk sonra seninle konuşuyor. Aynen. Ben Faruk geldi işte, telefonu aldığını söyledi kulağıma. Ondan sonra gitti, ondan sonra kimseyi görmedim. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda ilk arabada çekilen fotoğrafta suratın kıpkırmızı. Şurada biraz şey var. Zedelenme var. Fakat diğer fotoğrafta ama burada bir dakika sol tarafında da kan var. Değil mi? Sevgili izleyiciler sol tarafında kan var. Bir daha bakalım. Aslında full görürsen daha iyi anlaşılıyor Hacer. Fotoğrafı full görsene bak. Önce full gör tekli fotoğrafı böyle şeydeyken arabanın arkasındaki fotoğraftan bahsediyorum. Şimdi doğru mu? Sağda ve solda kan izleri var biraz değil mi? Evet. Evet. Ve bu kan sanki sıçramış gibi bir kan. Allah Allah. Devam edelim diğer fotoğrafı. İkisini yan yana görelim şimdi. Ama burada sol tarafında o yoğun kanı göremiyoruz. Artık sanki önünde New York değil başka bir şey yazıyor. Başka bir şey mi yazıyor? Ben yani çok emin değilim ama bir tanesinde ama yeşil tişört. Merkezle incelemek isterim. İki tişört aynı tişe sivişört mü? Aynı sivit abla. Ay sevgili izleyiciler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak aynı ediyorum sivit. Ya buradan sonra zaten ambulans bindikten sonra zaten jandarma falan geldikten sonra hastaneye gittim. Petrolden sonra hastaneye gittim. Orada çıkardım verdim zaten hani aynı olmasa hani aynı yani. Şu taş meselesini bir anlatır mısın? O da otopsi raporuna geçeceğim seher. Sonra çok önemli bir bilgiyi daha açıklayacağım. Ya ben bir şey anlatmak istemiyorum anlatma. Ama çok önemli. İkisi de New York yazıyormuş bu arada. New York yazıyor. Hayır seher. Yok anlat hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Hayır çok önemli bak. Sen çocuğun kafasına taş attığını sonra çocuk yere yattıktan sonra da pansuman yaptığını söylüyorsun. Doğru mu? Evet. Peki çok kan aktı mı? Ya ne kadar kan aktığını bilemem. Hayal. Şunu anlamıyorum seher. Arkadaşlar bir sivişört gibi bir şey bana verir misiniz ya? Bir elime bir yerinde var mı sivişört? Sizdeki hırkayı, omuzunuzdaki hırkayı alabilir miyim hanımefendinin seyircilerimizden? Gökhan, hadi. Ha, onu verin şal. Ya, verin şalı verin. Gökhan'cığım şalı versene. Ha sivişört var mı? Şimdi manken içeride mi? Mankeni de getir. Mankeni de getir. Şimdi seher. Ben manken olabilirim. Yatabilirim istersen. Tamam. Gel. Ben manken oldum. Al bunu. Ben uzanıyorum. Ya da uzat tamam onu. Yere doğru uzat. Şeye doğru. Öne doğru uzat. Yere. Allah mankenimiz kırıldı. Manken de dayanamadı gelip gitmeye. Öne doğru yatır. Böyle mi yatıralım Hacer? Hı. Tamam. Sivişörtünü nasıl çıkardın ve nasıl pansumanı yaptın? Buraya kadar gelip anlatır mısın lütfen? Anlatmıyorum oğlum ben. Hı? Anlattım daha önce. Neden vazgeçtin kendini orada görünce? Abi bak, şu halime bakar mısınız benim ya? Ben daha ne anlatayım, ne kanıtlayayım ki size daha ya? Bak Seher, şu bölgede şeyin altında çok yoğun bir kan var. Olabilir Allah'ım. Bak şu bacaklarındaki kan, şuradaki kanlar. Bak şu bacaklarındaki kanlar, şuradaki kanlar, şuradaki her kanlar. Her tarafımda kan var. Bak, her tarafımda kan. Ellerimde, yüzlerimde, işte, evet, her yerinde kan var. Bak sonrasında kollarında sana kan var. Şuralarında böyle sanki ya çok yakındaydın taş attığında taş yani o kan senin üzerine sıçradı. Yani sen sonuçta köyde yaşayan birisin. Şimdi örnek vermeyeyim de çocuklar da ekran başında. Şuradaki kanı anlayabiliyorum. Ben yapayım. Uygulamalı sen beni yönlendir. Gel yanıma beni burada yönlendir. Sen yapma ben yapacağım gel. Çıkardım sivişörtü. Şu sağda dur. Sen şurada dur.
Şöyle üstüme bir şortu çıkarttım. Geldim. Topuklar eğilmek de zor oluyor ya. Ya hadi sen ya, beni yorma. Bu taraftan gel ki ben göreyim yani. Topuklar eğilemiyorum çünkü ayakkabı. Hadi gel. Ya gel işine abla ya. Herhangi bir yerin işte dediğim gibi. Şöyle pansuman yapsın. Gel işine. Ne kadar tuttun? Ya saatini bilemem ki, o olayın şokundan. Tuttum onun çektim gittim tamam. Zaten. Şimdi tuttum. O sırada konuştun mu? Ya konuşmadım, hiçbir şey demedim zaten ya. Hiçbir şey diyemedim. Yok. Çocuk baygın. Tuttun öyle. Şimdi gel Bekir, yanıma gel. Şimdi tuttuğun zaman Seher, gerçekten anlamaya çalışıyorum. Sen geç yerine lütfen. Yazımızı var mı arkadaşlar? Tuttuğun zaman tamam mı? Yani bir yerde kan olması lazım. Tek bir yerde yani şurada. Benim kan. Benim her tarafımda var. İşte bunu tamam, anlamıyoruz. Her tarafımda var. İşte bunu nasıl açıklayacağız? Yani normal birine pansuman yaptıysan, hayır eğileceğim ya, dayanamıyorum yani. Bak birine pansuman yaptıysan tatlım benim, bir yerde kan olması lazım. İşte bana nasıl her tarafında kan var? İşte evet. Bu sorunun ya, yanıtını seyri görebilir miyim lütfen? Evet. Nasıl olur? Bak sen kendini görüyorsun fotoğrafı. Tamam ben kendim diyorum. Şimdi normalde bak ben, evet, ben şu anda pansuman yapıyorum. Evet, bir tarafta oldu, senin her tarafın nasıl kan olur? Yani elin bacak dahil olmak üzere. Şimdi bacaklarında sıçrama şeklinde var. Kollarında var. Yani şurada yoğun olarak var. Şurada üstte. Şu bölgede yoğun olarak var. Bu pansumanlı oldu. Ama senin buralarındaki bacaklarındaki sanki böyle sıçramış gibi kanı nasıl açıklayacağız ya? Gerçekten nasıl açıklayacağız? Bir cevabı olmalı Beser. Bence bunun cevabını sen bize söyleyeceksin. Sen bunun cevabını bir düşün. Arkasından ben de hem bunu konuşalım hem otopsi raporunu açıklayayım. Sonra çok önemli aldığımız o bilgiyi açıklayayım. Düşünecek misin? Söyleyecek misin bize? Gerçekten söyle artık Seher. Bacaklarına kan nasıl bulaştı ya? Abla bıçak çektikten sonra boğuşma sırasında oldu zaten o. Yok sıçrama gibi öyle değil. Gerçekten bıçak belli çektim yerlerde savurdum. Olur. Ondan sonra zaten boğuştuktan sonra tatlını taşa attım kafasına. İşte o zaman yine olmadı. Gerçekten yine olmadı yani. Başka hiçbir şey yok ablam. Gerçekten başka hiçbir şey yok. Ama otopsi raporu bambaşka söylüyor ya. Tamam ben de dinleyeyim. Çıldıracağım ya. Bir araya gidelim lütfen. Sana akıl veren... Yani biz öyle tabir ediyoruz çünkü ezberle sana sürekli mesajlar atan Özcan Hoca, benim de kendisine bir çok sorum olacak. Canlı yayında şu anda karşımızda inşallah. Özcan Bey. Merhabalar. Teşekkürler, sağ olun yayına bağlandığınız için. Aklımızda deli sorular var sizinle ilgili. Rica ederim. Tamam, sağ olun. Tabii ki. Siz Seher'i ne zamandır tanıyorsunuz? Öncelikle İsmail'in, rahmetli İsmail Bey'in annesinin, amcasının, babasının ve yakınlarının başı sağ olsun. Seher'e de çok geçmiş olsun. 2012 yılında Seher bizim kurumumuza kaydoldu. 2012'den beri tanıyorum ama daha önceden de bir sene de öncesinden olabilir. Bulunduğumuz dönemde kendi kurumumuzda okuttuğumuz öğrencilere bir yıl bir intibak yapardık. Eğer çocukta gelişme varsa hastane aşamalarında ve rehberlik araştırma aşamalarında geçirmezdik. Eğer düzelme durumu olmazsa eğitimsel anlamda mecburen prosedürleri yerine getirip ardından kurumumuza eğitim alırdık. 2012'den itibaren siz, resmi olarak eğitim almıştık. Siz kendisi. Özel bir eğitim kurumunun sahibi miydiniz o zaman? Ortağıydım hanımefendi. Ortağıydınız. O dönemdeki yapılan bazı işlemlerle ilgili bana ihbarlar geliyor. Şimdi konum o değil. Orada bazı usulsüzlükler yapıldığı ile ilgili iddialar ve ihbarlar geliyor. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi konumuz sizin Seher'le olan samimiyetiniz. Şimdi ne kadar süre Seher'in öğretmenliğini yaptınız? 2012'den 2017 yılına kadar bizim kurumumuzda kayıtlı öğrenciydi. Sadece değil, o kurumda bulunan tüm öğretmenler derse girmişizdir. Siz birebir muhatap oldunuz mu Seher'le? Birebir eğitim verdiniz mi?
Tabii. Ders programının müsait olduğu yerlerde öğrencimizi ders almıştığımız olmuştur. Ama biz genelde erkek öğrencilere giriyorduk. Peki, Seher'in ne şikayeti vardı? Kızımızda raporlarında var olan dersler Türkçe matematik üzerine özellikle kendini ifade edebilme, alıcı, ifade edici dil becerilerinde zorluk yaşıyordu. Hatırlamada mesela geçmişteki bir olayın yaşantısını bulunduğu ana aktarma ve oradan ileriye doğru yönlendirmede zorluk yaşıyor. Onu da puzzle'larla, sıralı olay kartlarıyla o durumunu yenmeye çalıştık. Bana gelen ihbara göre Seher'in o dönemdeki hazırlanan raporlarında şaibeler olduğu, biliyorsunuz maalesef devleti bu şekilde anne babalar da aileler de ve kurumlar da, bunu siz yaptınız diye söylemiyorum, öyle bir ihbar var çünkü insanları sanki böyle sahte raporlar düzenleyip, çünkü siz de her gelen öğrenci başına devletten biliyorsunuz para alıyorsunuz, kurumlar para alıyor. Şimdi konum o değil. Seher nasıl bir kızdı? Şimdi ben size şöyle bir şey aktarayım. İçiniz rahat olsun. Siz de eğitimli bir insansınız. Karşınızdaki de eğitimli bir insan. İstediğiniz soruyu özgürce, özgür iradenizle sorabilirsiniz. Hı hı. Yasal çerçevede her türlü bilgimi veririm. Tabii ki. Sen nasıl bir kızdı? Nasıl bir öğrenciydi? Merkezlerine geleceğim. Önce bir şu birinci kısmı aktarayım. Her sorunuza cevap vereceğim sırayla. Tabii. Hiçbir öğrenci keyfi olarak hiçbir rehabilitasyon merkezine, sadece bizim kuruma değil, Türkiye'deki hiçbir yere gidemez. Çünkü önce çocuğun gittiği kendi okulundaki öğretmenler çocuğu keşfeder. Yani devlet okulundaki öğretmenler çocukta bir problem olduğunu keşfederse, bulunan bölgede rehabilitasyon merkezi varsa ricada bulunurlar. Bir özel eğitim öğretmeni varsa rica ederler, inceleme yapılır, o çocuk alınır. Devletin tam teşekküllü devlet hastanesine götürülür. Orada bayağı yüksek oranda 20'ye yakın doktordan geçer. Ardından bütün işlemlerden sonra çocukta problem olduğu keşfedilirse, tespit edilirse bir tanı oraya konur. Tanıdan sonra o rapor alınır. Salihli Rehberlik Araştırma Merkezi'ne götürülür. Oradaki öğretmenler çocuğa sorular sorarlar, test yaparlar. Gelen rapora göre. Özcan Beyciğim, ben bunları bakın kaç uygunsa, yıllık yayıncıyım. Ben bunları hepsini biliyorum. Ama buyurun, buraya gelen en az 20, tamam, ben 4 yıllık yayın içerisinde en az iyi niyetli davranıyorum. Gelebilir. En az 20 ailenin bizim çocuğumuzda bir şey yoktu ama annesi ya da babası, hı-hı, devletten para almak istedi. Kurumla beraber bunu yaptılar diye. Asla, burada hayır, itiraf hayır, edenler hayır oldu. Bunu hiçbir kurum yapmıyor bana diyemezsiniz, bu bir. Olabilir. İkincisi, konumuz bu değil. Seher nasıl bir kızdı, nasıl bir, hı-hı, öğrenciydi orada? Geleceğim sorunuza. Devleti kimsenin töhmet altında bırakmasının hak ve selahati bulunmamakta. Neyse, soruya ben geleyim. Ben devleti raporları düzenleyenleri, aileleri ve babaları, bu sahte rapor alan, çocuklarının sahte rapor alan annelerden, babalardan ve böyle, hayır, yolsuzluklar, yok, yapan kurumlardan. Ben her kurumu, yok, bir dakika Tunca Hanımcığım, ben her kurumu töhmet altında bırakmıyorum. Ben her kurum bunu yapıyor demiyorum. Ben burada anne babaların söylediklerinden şey yola çıkarak öyle hakkında dedim, soruşturma açılmış kurumlar olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Devletin bu biliyorum, iyi niyetinin nasıl suistimal edildiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Konumuza dönelim lütfen. Konumuz şu, ben gelen ihbarı siz bunu yaptınız diye söylemiyorum. O ihbarı gerekirse açıklarım ben. Ama böyle şaibeli bir şekilde Seher'in oraya geldiği iddiası vardı. Ben onu gündeme getirdim sadece. Seher nasıl bir kızdı? Okulda sürekli onunla bir temas halinde miydiniz? Halini üzülüyor muydunuz? Bizim öyle bir durumumuz yok. Kurumumuz öğrenciler geldiği zaman her öğrenciyle eşit pozisyonda ilgilenilir. Hı hı. Eşit şekilde saygı gösterilir. Eşit sevgide sevgi sunulur. Ancak bu sevgi, saygı kontrollüdür. Mesleki usuller çerçevesinde yapılır. Asla ne bir adım ileriye ne de bir adım geri gidilir. Seher ve birkaç arkadaşı, yaklaşık 15-20 tane öğrencimiz kurumumuzu bizler idare ederken sadece öğretmenlerle değil, şoförlerle değil, aynı zamanda öğrencilerden istidadı olan, kabiliyeti olanları özel olarak yetiştirir. Kimisi temizlik başkanı olurdu, kimisi öğretmenlerden sorumlu olurdu, kimisi servisten sorumlu olurdu. Seher de çok üstün başarı gösterdi, saygısıyla, ahlakıyla, edebiyle. Kızların başkanı olmuştu. Onların temizliğinden, kontrolünden, servise giriş çıkışından, gelişkide her şeyinden sorumlu olmuştu. Seher, oldukça da başarılı bir şekilde görevliğine getirdi. Anladım. Seher, size çok soracağım sorular var. Lütfen kısa net yanıtlar rica ediyorum. Seher tabii, okuldan tabii, ayrıldıktan buyurun sonra tabii sen görüşmeye devam ettin değil mi? Tabii tabii. Ne sıklıkta görüşüyordun Özcan Hoca'yla? Ya her mesela öğretmenler gününü kutlardı hani. Sonuçta üstlerimizde çok yemeği var. Ben de bütün arkadaşlarım olmadı. Sen o seni arar mıydı Özcan Hoca? Diyorsa o da beni arardı diyorsun. Evet, evet, yani konuşurduk zaten. Ailem dahil biliyor bunu. Benim hani
gizli saklı konuştuğum değil. Alem dahil biliyor. Peki neden Özcan Bey'i, hocanı bu kadar öğrenci öğretmen ilişkisi devam ediyorsa neden dayım diye kaydettin? Başka bir nokta abla. Hani hangi ben nokta? Bunu, gelelim o noktaya. Asıl o nokta. Neden gizledin Özcan Bey'in kimliğini? Ya ben hani tanınmasana başına bazı durumlar geçti. Ben hani bilinmesini, konuşulmasını istemedim. Ailen de biliyorsa niye öyle yapıyorsun? Ailem değil. Başka hani telefonum hani... Dayım niye? Dayım. D-A-Y-I-M-M-M-M-M-M-M. Evet, telefonu burada sevizi olarak verdim. Şifreni de açtım da verdim. Güvenmesin zaten o telefonu size vermem ben. Biliyorum. Peki dayım diye niye kaydettin? Kaydettiğini söylüyorum zaten. Sen niye dayım diye Özcan Bey'i kaydettin? Ya birisi yanlış anlar. Hocam öyle bak hocayla konuşuyor. Bilmem bir şeyle konuşuyor. Yanlış anlaşılır diye. Yanlış anlaşılacak ne varsa her? Ya ne olur ne olmaz abla. Niye? Ben mesela telefonu vermesem size o bilgileri böyle herhangi bir bilgi geçer mi? Hayır yani Özcan Bey'le Özcan hoca diye kaydetsen bunun yanlış nesi anlaşılabilir? Yanlış anlaşılmaz. Dediğiniz gibi size, yanlış anlaşılmaz. Size dayısı diye kaydetmiş Özcan hoca. Evet. Neden? Niye bu Seher'in ilişkinin... kendi takdiri. Seher'in kendi takdiri. Sizi neden gizledi? Seher'in kendi takdiri. Seher'in kendi takdiri. Benim telefonumda kimi öğrenci can dost diye geçer, kimisi baş yaver diye geçer, kimisi Seher kanka yaver. Seher size ne diye kayıtlı? Efendim? Seher size ne diye kayıtlı telefonunuzda? Can öğrencim diye yazıyor. Canım öğrenci. Can öğrencim diye geçiyor. Canım. Canım öğrenci. Can öğrenci hanımefendi. Can öğrenci. Can. Anlamadım. Soruyorum can. İşte. Can öğrenci. Neden dürüst can olduğu öğrenci? İçin, insancıl ha. Olduğu için. Çünkü ben çok ağır bir hastalık geçirmiştim. 2 sene kadar polineuropati geçirdim. O dönemde Seher, diğer öğrencilerden, şimdi isimlerini vermeme gerek yok. Oldukça bana yani kurtulmam için çok mücadele ettiler. Allah razı olsun, aileler olsun. Yani o yüzden benim için önemli bir insan, Seher'le önemli bir öğrenci. Okuldan sonra diğer görüşmeye, 15-20 kişi. Görüşmeye Seher'le okuldan sonra görüşmeye ne sıklıkla devam ettiniz? Öyle bir sıklık yok. 2017 yılında kendisinin raporu kurumsal olarak bittiğinde ancak yine de kendi okulundan bizim oraya ziyarete gider gelirdi. Çünkü çocuklu orada geçti. Ben müsait olduğum, çünkü sadece Seher değil, şimdi Seher'in ailesinden ben de eğitim gören başka çocuklar da oldu. Onlara da yardımcı olduk hani Türkçe matematik konularında. Evine gider gelirdim, ziyaret ederdim. Okulca beraber giderdik, sadece tek başıma zıplayıp gitmiyorum. Öğretmenlerle giderdik, doğum gününe giderdik, diğer öğrencilerimize gittiğimiz ben yer. Ben diğerlerini sormuyorum. Özcan hocam, size çok sorularım var. Bana şunu ben verir misiniz? Cevabımı. Hayır, yani Seher'in evine de gidiyor muydunuz? Tabii her öğrencim, zaten evinde diğer kardeşlerimle benim kurumla kayıtlı olanlar vardı. Onlara mecburen ziyarete gidiyordum. Eğitim bizim görüyorlar, köyde çok öğrenci var abla. Çok anlıyorum, anlıyorum ama senin de özel evet. Bir yani can öğrencim diye kaydetmesi ya yani bilemiyorum ya öğrenci. Yok abla, aramızdaki sıfat takması ilginç yani. Yok. Olabilir yani benim samimiyet değil. Gelişmiş. Şu anlamaya ben çalışıyorum bu samimiyeti. Bende her öğrencide lakap vardır. Peki Selendi'den ayrıldıktan sonra da bağlantınız sürdü mü? Ayrılıyorsunuz sonra Selendi'den. Görüşmelerimiz olmuştur. Diğer öğrenciler sadece Seher'e değil, diğer öğrencilerim de arar dururum. Yani telefonu olup beni arayan, hocam ben telefon aldım. Telefonuma kaydettiğim zaman öğrencilerim de hasta olur, doğum günü olur, trafik kazası geçirir, bir şey olur, hasta bir şey olur. Her zaman bağlantı kuruyorum yani. Özcan Hoca senin için ne ifade yani ediyor? Diğer öğrencilerim de bir dakika Özcan Hoca. Özcan Hoca senin benim için şunu ifade ediyor bu. Allah razı olsun. Sana beni çünkü... gerçekten çok emeği var üstümde. Gerçekten çok emeği var. Ama biri bir ilgilenmemiş ki. Abla bazen bana öyle bir laflar deniyordu okulda. Şahsun gidip benim de gidip konuştuğu öğrendiği öğretmenin de oldu yani. Bu benlik bir alakası yok. Gerçekten Allah razı olsun. Onun gibi başka öğretmenler de. Çok öğretmen var burada hani o an kurumda. Hani şu an ismini belirtmek istemem tabii ki. Faruk İmamoğlu'nu tanıyor musunuz Özcan Bey? Kim? Faruk İmamoğlu. Faruk Bey'i şahsen birebir muhataplığım yok. Sadece kendisini Selendi ekonomisine katkı sağlamaya çalışan biri olarak biliyorum. Daha önce akaryakıt istasyonunu idare eden başka bir beyefendi vardı. Bizim kurumun sahibiydi. Ondan işletmeyi satın alacak bir dönem vardı. Ben kurumun akaryakıt borcunu ödemeye giderken orada birkaç kere denk geldim. Selamun aleyküm, aleyküm selam bu kadar. Ancak 2 kere görmüşümdür. O kadar. Selendi ekonomisine katkısı mı var diyorsunuz? Sonuçta orada işletmesi var. Akaryakıt istasyonu var. Ama İsmail'den de 100 bin lira para alıyor. Seher'le tanıştırıyor. Faruk'la bir dakika. 2013'te olamaz diyor. Olamaz, neden olamaz? Tabii. Yalan mı söylüyor? Ben de eskinliğin 2013'te Faruk o da olamaz. 2013 değil hanımefendi. Hanımefendi değil. 2013 ben. Değil. Hayır, bana söylüyor da 2013. Bana söylüyor. Hayır.
Söyle. Kim söyledi öyle bir şey? Amcası konuşuyor. Bak, 2016, 2016, 2017 yıllarında... Tamam, 2015'te kime saldırdın? Onu söyle. Bir saniye. Ben de biliyorum bir saniyeyi. Bak, delirtme beni. Kaç bin nüfusu var senin, avucumun içinde biliyorum. Şimdi bir dakika. Özür.